Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi AVM'ye geldik. Snixup'tan Hardin Wall 5 bakacağım. Bakalım var mı? Diye hem bir mağazaya fiyatlara da bakmış oluruz. O şekilde sizi de yanımızda götüreceğim. Çok kalabalık bir saatte, çok kalabalık bir vakitte geldik. Belki çok fazla da bir şey çekemezsem kusura bakmayın. En kötü ayakkabıyı alırız. Evde böyle hani kutu açıyormuş gibi açımını yaparız. Ama elimden geldiğince yine çekeceğim her zamanki gibi. Hem fiyatlara bakmak istiyorum. Evet, burada Nike var biliyorsunuz. Karşı karşıyalar. Snixup'a bakalım. Merhabalar. Bir de buraya bakayım ben şöyle. Ama yok mu var? Evet. Siyah beyaz var. Bir de fiyatına bakalım. İnşallah indirimlidir bir de. Belki online alacağım. Aynen. 1450. Neyse en kötü deneyelim. Online alalım. Hı? Beyazı. Sitede indirimli çok ilginç. Şeyler, kıyafetler çok güzel geldi gözüme. Kıyafetler her zaman gibi çok güzel arkadaşlar ama istede olan indirim burada yokmuş. Şu yeni sezon. Hoşuma gitti. Yeni şortlar gelmiş. Hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Bayağı hoşuma gitti aynen. 500 lira ha. Evet maalesef. 300 falan olsaydı tamam da. Buradan aldım ya. Gerçekten güzel duruyor. Kıyafetler çok güzel. Timberland. Adidas'ın sitesine de indirimli biliyor musun? Şey yani. Aynen. Under Armour bile varmış ya. Hava Converse basketbol ayakkabısı var. Ama çok kötüymüş be. Ben şunu beğeniyorum.
1100 lira şu ayakkabıyı mı vereceksin? Aha gördüm ya, bu da güzel. Fena değil. Güzel de çok aşırı beğenmedim. Oswego'lar. Çok güzel değil miymiş? Evet, çocuk bunlar. Harika. Jordan koleksiyonu çok güzel gerçekten ya. Siyah daha iyi oluyor diyorsun, evet. Değil mi? Adidas'ın kendisinde yok herhalde bu ayakkabı. Gerçi oraya daha bakmadım ama. Arkadaşlar Adidas da yenilenmiş. Hemen Nike'ın yanındalar. Bir de buraya bakalım ne var ne yok. Basket ayakkabısı vardır diye umut ediyorum aslında. Bir bakalım bakalım ne var ne yok. İnşallah basket ayakkabısı vardır. Var. Aynen. Aa, D-Rose'lara. Bunlar yeni mi geldi? 1550. İlk aldığım basketbol ayakkabısı bu. Ve şunlar var arkadaşlar. Evet, Adidas'ta da aradığımızı bulamadık. Harden yoktu arkadaşlar. Ama güzel olmuş, güzel bir mağaza olmuş. Gelin bakın, Derrick Rose vardı, çok şaşırdım. Bir de şimdi şöyle bir Nike'a bakalım, sonra da çıkışımızı yaparız. Ser tu Romeo la última vez, te juro que la última vez. Si el doble cara está de moda, el egoísmo a ti te ahoga y tus mentiras. No dejo que eso siga. Prefiero un te odio más un te quiero que no sea de verdad. Estoy bien, eso es lo que digo, pero me duele si respiro. El problema no es que ya no haya nada, sino la verdad que nunca pudiste decirme. Merhabalar arkadaşlar, eve geldik. Şöyle oturayım ben, sizi de karşıma alayım. Arabada pek konuşamadım, aşırı enerjim tükendi ya. AVM çok kalabalıktı, bir de sabahtan beri de biraz biz dışarıdaydık. Herhalde biraz susuz kalmışım. Su önemli. Enerjim çok düşüyor. Sizde de oluyor mu, fark ediyor musunuz bilmiyorum ama genelde bu enerjinin çok hızlı düşmesi susuzluktan oluyor. Evet. SneakSap'tan başlayalım. Ben normalde SneakSap'ın sitesine bakmıştım. Harden'lar arkadaşlar %25 indirimdeydi. 1080 liralara gibi bir şeylere geliyordu. Fakat bir gittim mağazaya. Maalesef öyle bir indirim yokmuş. Mağaza ile site birbirinden farklı oluyormuş. İyi tamam dedim. Bari bakayım dedim. Deneyeyim dedim ayağıma. O sırada da böyle birçok ürünler geliyor, gidiyor falan filan.
Mağazadaki tekstil ürünlerine kesinlikle bayıldım. Jordan'lar falan çok güzel. Ya fazla aşırı seçenek yok ama gayet güzel güzel seriler alıyorlar. Onun dışında işte Converse vardı, Converse basketbol ayakkabısı vardı, işte Puma var, Under Armour var gibi karışık karışık birçok şey var. Jordan'lar var. Biraz eski modeller gibi geldi bana. Genelde yeni modeller, Nike'de olan yeni modellerin hepsi yoktu. Ama yine de tabii ki idare eder, güzel. Sneakers Up'ta şöyle harika bir indirim de vardı arkadaşlar. İkinci ürüne %40, üçüncü ürüne %50 indirim yapıyor. Yani hani 3 tane ayakkabı alacak olsanız mesela avantajlı olabilir. Ben bayağı bir gittim geldim, gittim geldim. Acaba dedim şortlardan alsam mı? Çünkü o şortları bayağı beğenmiştim. Grili bir Jordan short çok almak istiyorum. Grili beyazlı. Grili beyaz şeritli olanlardan. Sonra dedim şimdi bir tane alsam ikincisini alacağım. O üçüncüsü dördüncüsü derken 3000 liraya çıkacağız oradan. 500 lira falan gibiydi çoğu. Yani dedim çok değmez. Artık yeni düşüncem çok fazla tekstil ürünü almadan sizlere daha çok ayakkabı incelemek. Çünkü zaten aşırı tekstil ürünü oldu. Aşırı da oldu. Her türlü kombini yapıyorum. Her türlü renk kombini yapıyorum. Artık bundan sonrası dedim şu an için en azından çok para harcamak istemiyorum. Yani indirimli bulurum. Bedava ücretsiz gelir falan. Onları geçtim. Olabilir tabii ki onlar. Evet durum bu. Hard'ını denedim. Daha sonra getirdiler. Beyazını çok istiyordum. Beyazını almayı istiyordum. Yani siyah var. En azından geldim. Ayağıma deneyim oldum. Çok iyi hissettirdi arkadaşlar ya. Bayağı kötü şeyler söyleniyordu Harden hakkında. Ama bayağı bayağı bayıldım. Çok hoşuma gitti. İçindeki böyle boost yastıklaması biliyorsunuz iki tane iki tip yastıklama kullanılmış ama hep eksik falan diye ben okumuştum çok. Bayağı sağlam taş gibi ağır büyük bir şey geldi. Hoşuma gitti. 44.2/3 denedim. 44.5 denedim. Normalde Adidas numaranı denedim. Gayet iyi olacak gibi. Çorabım biraz inceydi ama hafif kalın çoraplarla da gayet güzel olacağını hissettim. Şimdi o yüzden hemen sipariş etmek istiyorum. Hemen şimdi sizlerle sipariş edelim. Geldiği zaman da inceleriz. Ben Adidas Creators Club üyesiyim arkadaşlar. Oradan almayı düşünüyorum. Aslında şöyle Alpha Skin çoraplar falan çok beğeniyordum ama bitmiş ya. Performans çorapları. Bulamıyorum. Adidas'ın performans çoraplarını bulamıyorum. Siz bulabiliyor musunuz? Benzer bir çorap varsa aslında keşke bunu ekleyebilsem. Neyse sadece şunu alalım. Bakın 1000. Aynı ürün. Netleşse bir. Evet aynı ürün görüyorsunuz arkadaşlar. 1000 kaçmış? 87 lira %25 indirimli. Denediğim direkt siyah. Yani oradan onu almak yerine direkt buradan alacağım. Aslında beyazı falan da varmış ama istediğim numara yok. Kısmetsizlik. Bir de şu nar çiçeği rengi var. Şu beyazı var. Beyazını en çok almak istiyordum. Şu renk de hoşuma gitti. Ne diyorsunuz? Bu da ne kadar? Bu daha pahalı tabii ki çıkış fiyatı. Bu da alınabilir. Bayağı hoşuma gitti. Ama ben siyahı mağazada denedim. Yapılır yani güzel kombinlerde yapılır. Dışarıda giyilebilir gibi de geldi. Diğeri çünkü çok şunu nerede nasıl giyeceğim ya. Çok böyle aşırı absürt geldi. Beyazını beğeniyordum. Yapacak bir şey yok. Zaten step back'i de siyah aldık. Bunu da siyah aldık. İki siyah kıyaslaması yaparız. Şimdi hemen bedeni seçmiştik aslında. Hemen satın al diyelim. Ve bu şekilde bunu satın alalım. Daha sonra Adidas'a girdim arkadaşlar. Adidas da güzel yenilenmiş. Derrick Rose vardı ya, çok ilginç. Derrick Rose ne alaka? Bir de 3.5 yanlış hatırlamıyorsam o. Benim ilk basketbol ayakkabılarımdan Amerika'dan almıştım hatta. 2 tane almıştım. O vardı. 1500 küsür fiyatı var. Dedim ne yapıyorsunuz siz ya? 1500 küsür ve ayakkabı hızlı gardlara uygun bir ayakkabı. Çünkü ben zamanında aldığımda belim falan yani o zamanlar ki gençtim ona rağmen ağrıyordu. Bel fıtığımın ilk dönemlerindeydi. Ona rağmen belim ağrıyordu. Şimdi hiç giyemem onu. O ilginç geldi. Deyimler falan eski modeller var. Sonra Nike'a baktım hızlı bir biçimde. Nike zaten çok güzel. Giyim, kıyafet her şeyle mükemmeldi. Bu şekilde hızlı bir mağaza turu yaptım. Çok çekemediysem özür diliyorum. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım ama AVM'nin havası işte bu zaten kalabalık açılmalardan dolayı insanların dışarıda çok oluyor olması biraz beni itmişti. O şekilde hızlı bir sizlere vlogumsu bir şey yapmaya çalıştım. Şimdi yemek ve akşama da spor yapmak istiyorum. Onları da alacağım. Vlogvari bu videoyu tamamlamayı düşünüyorum. Hadi şimdi statın alalım. Sonra görüşürüz. Siparişi verdik. Harden Wall 5 aldık. Geldiği zaman sizlere güzel biçimde kutu açımını da yapacağım. Ya hoşuma gitti. 362 lira tam indirim var. Ekrem'in sesi geliyor. Ekrem Yaman. Ekrem Yaman. Oğlum. Oğluşum. Oğlum benim. Ne yapıyorsun oğlum? Nasılsın? İçeri mi girmek istiyorsun? Odanın kapısını kapatmıştım. Merhabalar. Merhabalar. Ayakkabılarınızı da yakıyormuş efendim. Sizin de Adidas'mış. Biz ayakkabı dayısının oğluysak
Adidas ayakkabı giyeriz diyorsunuz. Hatırlarsanız bunu da farklı bir vlogda almıştım, Star Wars'u. Doğum gününe doğru almıştım. Evet. Sushi'miz doğurdu. Özlemişsinizdir gençler, siz bayağıdır vlog tarzı bir şey çekmiyordum. Her taraf ayakkabı oldu yalnız. Yine bu ay biraz incelemeye çalışıyorum. Evet. Evet. Siz en son gördüğünüzde küçücüktü bu. Şimdi kocaman çocuk, kocaman çocuk oldu. Evet, son zamanlarda arkadaşlar kendimi güzel şeyler giyinerek motive ediyorum. Öyle spor yapıyorum. Spor da haftada bir gün, iki gün maksimum oluyor. Şimdi şu şeyimi giymek istiyorum. Bakalım üstüme de şu Nike Pro'yu alacağım. Tight bir tane giyelim ve güzel bir ayakkabı seçelim. Burası biraz daha karmaşık ama ışığı yakayım. Evet. Bakalım. Tight olarak da şu yoga tight'ım var. Onu çok seviyorum, onu giymeyi. Asıl şöyle dizayn ettim. Beyazlarım ve çok rahatlarım. Şu ikisi mükemmel. Şurada uzunlarım var. Şu arkada kısalarım var. Daha arkalarda ise daha eski tight'larım var. Ara ara sadece renk olsun diye veya renk arıyorsam onları giyiyorum. Birkaç tane tight'ımın sağ solu yırtıldı, yırtıklar şurada duruyor. Onlar da öyle atmadım, onlar duruyor. Ama şu ikisi dediğim gibi mükemmel bir biçimde zaten yetiyor. Şurada ise Amerika'dan aldığım isbeyler vardı. Ta 2010'larda falan Türkiye o sıra tight kadınlar giyer diye bakarken ben tight giyiyordum arkadaşlar. Onlar orada. Ama bu güzeller bana yetiyor ki eskimeye başladı bazıları, çok üzülüyorum. Bu kadar güzel taytlar aldım ki keşke bazılarından iki tane alsaydım dediğimde oluyor açıkçası. Fiyatlar hem artıyor hem yenilerini bir daha bulmak zor, aynı kalitede aynı güzellikte. Yeni gelen eskisini aratabiliyor zaman zaman. Evet, şortlarımız burada, şortlar bayağı bir coştu. Altta jogger'larımız var arkadaşlar. Trendyol'dan aldığım bir sürü yeni jogger'lar var. Takip ediyorsanız Instagram'dan görüyorsunuzdur, ara ara paylaşıyorum. Aslında onları da gösterebilirim. Yeni aldığım şunlar harika ya. Çok anlaşılmıyor gerçi ama şunlar falan da çok güzel. Evde rahat rahat giyebiliyorum vlog çekerken ederken. Benim için harika oldu. Burada pantolonlar. Burada ise kaliteli Nike Under Armour jogger'larım var. Burada ise birçok short. Short sezonu geldiği için de mutluyuz. Daha kaliteli ve farklı shortlarımı, Jordan'larımı vesaire koleksiyonlukları yukarıda tutuyorum. Bu şekilde kendi üzerimi seviyorum biliyorsunuz. Hadi şimdi tight'ı giyelim. Ayakkabı kombinasyonu yapıp spor yapalım. Muhtemelen dışarı çıkamayacağız. Evde yapmış olmak istiyorum. Haftada bir gün de olsa yapmak istiyorum. Diğer türlü hiç yapamıyorum arkadaşlar. İşten güçten bayağı bir aksattık spor yapmayı maalesef. Evet, kombinimizi yaptık arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi gri çorap giyeceğim. Altına dedim acaba hangi ayakkabı giysem. Zion Williamson'ın ayakkabısı. Hatırlarsanız alışverişle almıştık bunu. Bir önceki alışveriş videosunda. Muhtemelen ben bunu atana kadar bunun incelemesi de kanalda olmuş olacak arkadaşlar. Bir süredir bunu sahada giyiyordum. Şimdi altını temizlemek istiyorum. Biraz evde giyesim geldi. Ve spor yapasım geldi bununla. Evet, hadi şimdi altını temizleyelim şunu. Evet, altlarını tertemiz yaptım çok şükür. Salonda oynayınca arkadaşlar evde giymesi de çok kolay oluyor. Ama mesela bakın bir kez dışarıda giydim. Nasıl hemen gittiler. Evet, salonda oynamanın güzellikleri. Bazen gidemeyeceksen falan canım evde giymek çekiyor. Hemen böyle temizliyorum. Şuradaki gördükleriniz hepsi de sürekli temizlenmiş ayakkabılar. Benim en çok tercih ettiğim şu sıralar LeBron'larım oluyor. Tabii ki biliyorsunuz evde giyiyorum şunu, çok hoşuma gidiyor. Son zamanlarda da yine aynı şekilde Wynette'ı da, daha doğrusu One Take'i de giymeye başladım. Şurası genelde temiz ve özel ayakkabılarım oluyor. Yeniler de burada. Yeni aldıklarım da burada. Zion muhtemelen bir önceki videoda sizlere sunmuş olacağım arkadaşlar. Çünkü çekimlerini yaptım. Editlemesi kaldı. Yani onu da bu akşam editleyeceğim işte. Bunu da daha sonra diye planladım şu an için. Evet. Gidelim ve sporumuza geçelim. Arkadaşlar foam rollersız artık bir yerden bir yere gidemez oldum. Küçük topum da var. O sonrası için, bir de masaj aleti biliyorsunuz. O da sonrası için.
çok iyi geliyor ama spor öncesi genelde foam roller benim için yeterli oluyor. Mutlaka sizler de kullanın. Aşırı derecede tavsiye ediyorum. Aşağıya da link bırakıyorum. Bu benim Trendyol'da listem var. Bu ürünleri daha uygun alabileceğiniz, genelde sıraladığım ve seçtiğim çok güzel ürünler de var bunların yanı sıra. Mutlaka gidin alın. Çok güzel ürünler ve kesinlikle her sporcunun, basketbolcunun kullanması gerektiğini düşünüyorum bunları. Çünkü sakatlanmak istemiyorsanız veya sakatlıklarınız varsa bunlar çok önemli. Kaslarınızın genel itibariyle güçlü ve dinlenmiş olması sakatlıkların bence, kendi tecrübelerimden konuşuyorum, birçoğunun önüne geçiyor. Bu NBA'de bakın bu kadar sık sakatlık oluyor olmasının sebebi de bu. Fazla adamlar dinlenemediği için oluyor. Bunlar da dinlenmek için aşırı önemli olan şeyler. Biz tabii ki NBA oyuncuları kadar fazla aktivite, spor yapamayacağımız için sıkıntı yok. Ama bunları mutlaka yapın. Hamlamanızın, o ertesi gün yorgunluğunun önüne geçen harika şeyler. Masaj aleti, topum, foam roller. Foam roller'dan bir sürü var. Bakın şöyle göstereyim. Yani Nike var. Şu Nike'ı kırdım arkadaşlar. Nasıl kırdım bilmiyorum ama şunu kırdım. Şu mavi de güzel, ara ara kullanıyorum. Mutlaka sizler de alın. Evet arkadaşlar, bel antrenmanı tarzı ağırın egzersizleriyle bir start yaptım. Öldüm gerçekten. Uzun zamandır spor yapmamanın cezasını çekiyorum şu anda. Ufak tefek şimdi birkaç hareket yapacağım. İşte dips de her zamanki ağırlıklarımla bu şekilde de bitireceğim. Çünkü pek gücüm yok. Yapabildiğim kadar yapmak istiyorum, çıkartmak istiyorum. Stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in a mood for a changer. I leave the city and return with my changer. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Like Ruby, straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving, I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it with me. I be too turned up to ever give a fuck. I ain't come to argue, let a nigga fuck.
They been talking pennies, I need bigger bucks. About to catch a flight, I need to switch it up. Got that black boy joy, might do my dance on him. Oğlumu bir rap okuyorum şu anda. Might put my hands on him. Get this chicken, now she wanna marry me. But she gon' need some closure and some therapy. Came back to the city with my bank account on F. Giving rappers hell, I know they happy that I left. Hit this awesome winner, I just put down my deposit. 82 degrees, I left that jacket in my closet. I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Hey, look, came in with the what's that? What the left out with the who she? Laying game like 2D, I been kicking shit like Bruce Lee. Okay. Margarita to the brim tip, black denim need a slim fit. Yeah. Same people that I flex with be the ones that I'm in the gym with. I'm a living legend, you a dead cause, and I'm dead ass. No, I'm dead, right? Leaving early, but I'm here night. Long and short to keep the head right. Teed up out in Malibu, got sand all in my good shoes. Press a nigga with the pessimism, but I only came. Evet, antrenmanımızı bitirdik arkadaşlar Ekrem Yaman'ımla. Şimdi yemekler hazır oluyor. Onu da göstereyim. Sonra da çıkışı yapalım. Şöyle fırında harika bir tatlı oluyor arkadaşlar. Kadayıf. Annemin efsane kadayıfı. Eşimden de yine efsane lezzetli Subway'ler. Allah Allah, spor yaptık. O zaman yiyelim. Seninkiler hazırlayabilirsin. Öyle mi? Tamam, ben hemen başlayayım. Çok güzel. Evet, bu şekilde çıkışı yapmış olayım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza giden bir vlogvari video olmuştur. Daha fazla vlog çekmek istiyorum. Eskiden hatırlıyorsanız çok güzel yapıyorduk. Her hafta bir tane yapıyorduk en az. Şimdi ise aile kanalına daha çok yoğunlaştım. Bu şekilde, ama buraya da ufak bir şey yapmış olayım. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Yeni güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı da Ice'ı bugünlük. Out.